Evet arkadaşlar, şimdi herkesin en çok zorlandığı ve nasıl çalışmalıyım dediği sıçrama tahtası etabındayız. Buranın tanıtımını yapacağız. Ankara Parkur Polis Askeri Okulları Hazırlık Kursları bünyesinde bugün Keçiören Kalaba Lisesi'ndeyiz. Burada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, nasıl başlıyoruz? Önce çıkış aldık. Evet, stopladık, tek zıpladık. Yani burada çift ayak üzerinde durmak bizim için çok önemli. İlk duruşumuz çok önemli. Evet. Çıkıyoruz. Evet, durdum. Çift ayak zıpladım. Evet, durdum. Çift ayak zıpladım. Evet. Evet, görüyorsunuz. Sıçrama tahtasının başında değil, sonuna doğru gelip zıplıyorum. Çünkü 6 metrelik koşu mesafemi 7,5-8 metreye çıkartıp daha da hızlanıp daha da zamandan tasarruf etmem lazım. Evet, bu şekilde geldim. Evet, bir kez zıplıyorum. Stopladım, bir kez zıpladım. Evet, duruyorum, zıplıyorum. Evet. Duruyorum, zıplıyorum. Evet, harika. Bir, iki. Evet, şimdi bir, iki yapıyoruz. Evet, biz bu şekilde gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın bacakları birleşik. Bir, iki. Olacak, düzelteceğiz çok rahat bir şekilde. Çünkü yeni başlayan bir grup. Bu tarz aksiliklerin olması çok normal. Bizim için önemli olan ayaklarımızın birleşik olması. Yani ayaklarınızı açarsanız geri güç toplamakta zorluk çekersiniz. O yüzden bizim istediğimiz bacaklarımızın, ayaklarımızı birleştirip zıplayabilmemiz. Evet, harika. Şimdi birkaç farklı sıçrama tekniği var. İster belinizi çevirebilirsiniz, ister ayaklarınızı karnınıza veya kalçanıza çekebilirsiniz. Yani iki taktiği de biz illa şunu yapacaksınız demiyoruz. Öğrencinin profiline göre, fiziksel özelliklerine göre uyguluyoruz. Yani hangisini daha vücudu yatkınsa onu çalıştırıyoruz. Evet, 1-2. Yeni başlayan bir adayı biz 1-2 ve maksimum 3 kez zıplatıyoruz. Çünkü daha fazla çalışmak bacaklara ekstra yük bindireceği için bizim sakatlanmamıza, hamlamamıza ve bacaklarımızın, ayak bileklerimizde, diz kapağımızda ödem oluşmasına sebep olur. Evet. Harikasın. Bak, bu sefer oldu kardeşim. Harika. 1, 2, 3. Evet. 3'ü sıçrayan 5'i de sıçrar. Bunu bir önceki Instagram TV'deki yayınımda da söylemiştim. 3'ü sıçrayan 5'i de sıçrar. O yüzden mutlaka bu şekilde çalışmalısınız arkadaşlar. 1, 2, 3. Harika. Biraz daha bacaklarını birleştirmen gerekecek. Ayaklarını. Evet. 1, 2, 3. Harika. 1, 2, 3. Yapılan yanlışlardan bir tanesi de tek ayak üzerine düşmek. Artı 2 saniye mutlaka ceza alırız. Evet, bu en kolay öğrenme yöntemi. Siz de bu şekilde çalışarak arkadaşlar öğrenebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Size tavsiyem, hiçbir zaman arkadaşlar ilk gün yeni başladıysanız bu sıçrama tahtasını çok uzun süre çalışmayın. Yani ilk gün en fazla çalışacağınız süre 10 dakika olsun. İkinci gün de aynı şekilde, çünkü hamlayacaksınız. İlerleyen günlerde bu süreyi artırabilirsiniz. Tekniğinizi geliştirebilirsiniz. O yüzden bu şekilde çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Ankara Parkur olarak sizlere başarılar diliyoruz. Bekçilik ve 25. dönem mülakatlarında inşallah hedeflerinize çok hızlı bir şekilde ulaşırsınız. Hayallerinizi gerçekleştirirsiniz.